güç ve iktidar yalnızca Allah'ındır. İngilizlerin devletini genel hatlarıyla tanıttığımız bu bölüm boyunca geçmiş tarihlerden itibaren gizli yollarla oluşturulmuş ve dünyaya çeşitli yollarla hakim olmuş bir deccali akımı tarif etmiş olduk. Bütün bunları okurken ve bundan sonraki bölümleri incelerken şu önemli gerçek asla akıldan çıkarılmamalıdır. Dünya bir imtihan yeridir. İyi ve kötünün yaratılma amacı da tam olarak budur.'' İyi ve kötü karşı karşıya gelmeli ve bu mücadele sonucunda her kişi kendi tarafını belli etmelidir. Fakat her şeyden önemlisi iyileri de kötüleri de yaratan Allah'tır. Bunların hiçbiri Allah'tan bağımsız değildir. Dolayısıyla kötülük yapanların hedefleri de tuzakları da Allah'ın kontrolündedir. Onlar kendileri aksini iddia etmeye çalışsalar da Allah'ın dediğini yapmak dışında başka hiçbir şeye güç yetiremezler tüm güç, tüm kudret, alemlerin Rabbi olan, tüm alemlere hükmeden, her şeyden haberi olan ve her şeye gücü yeten Yüce Allah'a aittir. Dolayısıyla tuzakları kuran gizli güçler ne kadar güçlü görünürlerse görünsünler, Allah'ın katında değersiz ve önemsizdirler. Allah'a muhtaç birer kuldurlar. Rabbimizin ayette belirttiği gibi onların düzenleri dağları yerinden oynatacak güçte dahi olsa bu düzen Allah'ın kudreti karşısında bozulmaya ve dağılıp yok olmaya mahkumdur. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçek şu ki onlar hileli düzenler kurdular. Oysa onların düzenleri dağları yerlerinden oynatacak da olsa Allah katında onlara hazırlanmış düzen vardır. İbrahim Suresi 46 Bu kitapta anlatılanlar dünyada imtihanın gereği olarak yerleşik hale gelmiş deccali düzeni deşifre etmek ve bunlarla mücadele yollarını göstermek amacını taşımaktadır. Dünyadaki imtihan ortamında elbette iyiler kendilerini belli etmek ve kötülerin düzenlerini ortadan kaldırmak için bu önemli mücadeleyi gerçekleştirmekle yükümlüdürler. Bu, kişinin Allah'a kendisini ispat etmesinin de bir yoludur. Ancak bu mücadele sırasında asıl olması gereken Allah'ın tüm bu tuzakları geçersiz ve bozguna uğramış olarak yarattığını unutmamaktır. Allah bu bozgunun gerçekleşmesi için vesileler olmasını ister. İlmi mücadele yoluyla çaba gösterenler bu bozgunun temellerini hazırlayan vesileler olacaklardır. Yine unutulmamalıdır ki bu dünyada zorluk içinde bırakılan sayısız insan bulunmaktadır. Bu vahim manzara karşısında bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyerek kenara çekilen insanlar çoğunluktadır. Kendilerine hiçbir zararın dokunmayacağını sanmakta ve zulme karşı sessiz durarak kendilerini karlı zannetmektedirler. Oysa Allah bizden zorluk içindeki insanlar için mücadele etmemizi istemektedir. Allah kuşkusuz yeryüzünde zulüm bırakmayacak ve bu insanlara uygulanan zulmün karşılığını elbette verecektir. Fakat dünyadaki mücadele ortamı imtihanın gereği olarak bizim mücadele ortamımızdır. Allah'a güvenerek, Allah'a sığınarak, Allah'tan isteyerek bu zulmü ortadan kaldırmak için ilmi ve fikri olarak elimizden geleni yapmak yükümlülüğümüzdür. şu anda Hz. Mehdi Aleyhisselam ve Hz. İsa Aleyhisselam'ın zuhurunu göreceğimiz ahir zamandayız. Rabbimizin Kur'an, Tevrat, İncil ve hadislerle müjdelediği şekilde tüm güzelliklerin yaşanacağı, zulmün kalmayacağı ve bir damla kanın dahi dökülmeyeceği ahir zamanı karşılayacağız. Şunu biliyoruz ki Deccal taraftarlarının gücü veya planları ne kadar güçlü olursa olsun Hz. Mehdi Aleyhisselam ve Hz. İsa Aleyhisselam karşısında yenilmiş olacaklardır. Ahir zamanda zulüm işleyen hiçbir güç kalmayacak, herkes Hz. Mehdi Aleyhisselam ve Hz. İsa Aleyhisselam'ın nüfuzu altında iyi ve güzele yönelecektir. İnsanlığı değiştirmek ve düzeltmek ve onların tümünü o kutlu döneme hazırlamak Allah'a karşı sorumluluğumuzdur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah suçlu günahkarlar istemese de hakkı hak olarak kendi kelimeleriyle gerçekleştirecektir. Yunus Suresi 82